çay mı yapıyor? Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Bak o serseriye mukayyet ol Yasin ağa. Ramazan'a mı? Başka kim olacak? Avradının yanında bana carcurta başladı. Bak tembih et. Bozarım onun fiyakasını. Düzelir, her şey düzelir. Sıkma canını. Söyleyin bakalım. Kız güzel mi? Ne bileyim ben ya, kız güzel mi? Sarıp sarmalamış yüzünü gözünü gören mi var? Güzeldir herhalde. Çok merak ediyorsan git de bak. Çem çayını da götürürsün Soyhan'ın. İyi canım, çemkirme. Ramazan. Anne. Kavlimiz böyle değildir Ramazan. Ne gibi anne? Şer-i şerif üzere nikah kıyılmadan kızın odasına çıkmak yok demedim mi ben sana? Sen de tamam emmi demedin mi? Emmi sana yemin ediyorum. Öt, sus. Stop olsun. Bak sana yemin ediyorum diyorum, kızın yanına geldim ya. Ahlaksızlığı sevmediğimi bilirsin. Hadi şimdi çık odana. Nikah olana kadar da kızın odasına yanaşma. Tamam mı? Tamam anne. Safa geldin kızım. Safa buldu. Çay döktüm, içer misin? Azamet var. Kendini çiftliğin sahibinin avradı mı sanıyor bu kız? Niye, ne oldu ki? Ne olacak? Terbiyesizin biri. Adam sanıp yanına vardım. Kafasını kaldırıp yüzüme bile bakmadı. Vay terbiyesiz, vay. Demek yüzüne bakmadı ha? Bakmadı bacım. Beni adama benzetemedi zar. Oy kurban olsun olsa, sen adamlığın sağ yeter de artar bile. Buyur. Sağ olasın canım. Bak kız Gülizar, ne diyeceğim. Bu kız ağzımızın tadını kaçıracak gibi geliyor bana. Niye dersen, çok gururlu, çok kibirli Soyhan. Vallahi bana göre hava hoş. Bana bir söylerse beş alır cevabını. Ben burada yalnız beyin hizmetçisiyim. Başka da kimse eyvallahım yok. Vallahi bana da göre öyle. Benim kafamı döndürmesinler. Hiç buralara uğramam. Zaten benim işim davarlarla, koyunlarla, kuzularla. İşte o kadar. Dur bakalım. Hele akşam bir bey gelsin. Ben ona ne diyeceğimi çok iyi arabayı garaja alayım. Peki bey. Ne
Banyoyu hazırladım. Yorulmuşsundur diye. Yemekten önce bir suya gir istersen. İyi düşünmüşsün. Ramazan avradını getirdi bugün çiftliğe. Bugün getirecekti değil mi? Tamamen unutmuşum. Ama bu kızdan çekeceğimiz var ha. Niye? Niyesi var? Burnundan gıl aldırmıyor şu yaban. Yanına varıyorsun. Dönüp yüzüne bile bakmıyor. Terbiyesizin biri. Bakıyorum daha ilk günden muhalefeti kurmuşsunuz kıza. Ama kabahat biraz da sende. Bende mi? Sende tabii ya. Niye? Kıza oda hazırlansın diye seyyariye emir vermişsin ya. Yeğenimin avradını daha ilk günden marabalarla yatıracak halim yok. İyi ya. Dayı yiyin. Şımartın soykayı başımıza. Birkaç gün idare edin. Misafirliği geçsin, karşıma alır kulağını çekerim ben. Yavaş ulan, derimi yüzeceksin. İyi akşamlar hemşire. İyi akşamlar abi. Hoş geldin. Ne güzel sofra bu böyle. Ne oldu? Bir kutlama mı yapıyoruz yoksa? Yok. Hazır senin şu kalabalık çiftlik davetlerin bitmişken... ...şöyle baş başa bir yemek yiyelim dedim. Ramazan kızı getirmiş ha? Hı. Evet. Gördün mü sen? Nasıl bir şey? Biraz yabani. Aile terbiyesi almamış besbelli ki. Enteresan. Her görende aynı tesiri bırakıyor demek ki. Bir de ben göreyim şunu. Gülizar! Buyur. Bana Ramazan'ı çağır. Bu kızı ailemize sokmakla çok yanlış yaptın abi. Ramazan'a daha düzgün birini bulabilirdin. Canım başımızın üstünde oturtacak değiliz ya. Baktık zilli hasbanın teki, göndeririz babasını, olur biter. Afiyet olsun. Buyur dayı, beni çağırtmışsın. Hayırlı olsun Ramazan. Almışsın kızı sonunda. Sağ ol dayı, sayende. Nerede peki gelin? Hadi getir bir yüzünü görelim. Şey dayı, kendisi yeni geldi, yol yorgunu. Yemek bile yemeden yattı uyudu zavallı. Allah Allah. Peki, sabah tanırız biz de. İnşallah dayı. Bana bir emin yoksa eğer ben gideyim dayı. Yok. Afiyet olsun. Bitti Gül. Vazgeçmek zorundayız ikimiz de. Seni yaşaman için... Vazgeçmek zorundayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Şey... Ben avluya çıkmaya çalışırken... yanlışlıkla girdim de odaya. Affedersiniz. Dur. Seni daha önce görmüştüm. Benim fabrikamda çalışıyorsun değil mi sen? Ne arıyorsun burada? Ne mi arıyorum? Yeğeniniz getirdi beni buraya. Cemşir'in kızı sensin demek. Evet. Ne işi vardı o kızın bu odada abi? Sağ solu mu karıştırmış yoksa? Abi? Hatırlıyor musun? Geçen gün fabrikada Behi'yi gördüğümü söylemiştim sana. Hı hı. Hayal değildi o. Bu kızdı işte. İnanabiliyor musun Halide? Ramazan'ın nişanlısı, benim Behiye'min aynısı. Kaderimden kaçmak istedikçe... ona daha uzun bir iple bağlanıyorum sanki. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söylesem seni sinirlendirmekten başka bir işe yaramayacak. Yani bana inanmıyorsun değil mi? Yine sanrılar gördüğümü düşünüyorsun. Öyleyse git kıza bir bak. Delirmiş miyim? Delirmemiş miyim kendi gözlerinle gör. Hayırlı sabahlar Yıldızar. Ne o? Bu süslü sabahın köründe. Güllü için mi yoksa? Bugün ha bugün damat sayılırık. Azıcık süsümüz fiyakamız olsun değil mi Gülizar? Dur bakalım. Sen önce bir nişanı yap da geriye kalsın nikahla düğün. Nişan mişan kolay. Sen güzel kafanı bunlara yorma Gülizar. Göreceğiz bakalım. Kolay mı, zor mu? Neyse Gülizar, çok fazla çene çalma. Söyle bakalım. Güllü Hanım'ın kahvaltısını götürdün mü? Hanım mı? He. He. Öyle mi? Öyle. Bana bak Ramazan. Buyur Gülizar. Benim tepemin dasını attırma. Aha sana bir kez daha söylüyorum. Ben senin o avradının hizmetçisi değilim. Az yesin de kendine bir uşak tutsun soyka. Ayıp oluyor ha Gülizar. Ayıbım ayıbı yok be. Ve insanı nasıl çileden çıkarıyorsunuz be? Ne oldu? Bozuldu mu yine bu zıkkım? Yağına baktım beyim. Güzel. Hadi beni fabrikaya bırak.
Buyur bacım, bir şey mi istedin? İsmim Halide. Muzaffer Bey'in kız kardeşiyim. Tavırlarından anladığım kadarıyla görgü terbiye nedir bilmediğim belli oluyor. Şimdi kulaklarını aç da beni iyi dinle. Bu çiftliğin bazı kuralları vardır. Ramazan'ın nişanlısı da olsan bu kurallara uyacaksın. Seninle konuşurken yüzüme bak. Bu evde misafirsin. Ramazan'la evlenene kadar da misafir olarak kalacaksın. Evlendikten sonra da ailemize yakışır hal ve tavırlar içinde bulunacaksın. Terbiyesizliğe, görgüsüzlüğe ve basitliğe asla müsamaha gösterme. Anladın mı? Anladım. Az önce rahmetli Behiye yengemin odasına girmişsin izinsiz. Abim çok sinirlenmiş. Bir daha asla o odaya girmeyeceksin. Öğleden sonra partiye gideceğim Ahmet. Beni alırsın. Peki efendim. Günaydın ortak. Günaydın. Verdin mi kararını? Demek partiden istifa ediyorsun ha? Evet. Emin misin? Hı hı. Madem bu kadar eminsin, niye bu kadar üzgünsün? Partiden istifa etmek zihnimi zerre kadar meşgul etmiyor da. O zaman? Bizim Ramazan'ın çiftliğe getirdiği kız. Güllü. Bana her haliyle Behiye'yi hatırlatıyor. Muzaffer sen... Sen ne diyorsun Allah aşkına? Bilmiyorum. Belki mübalağa ediyorum ama... Hali, tavrı... Tıpkı Behiye. Sanki Behiye geri döndü Zekai. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni çamaşır getirdim sana. Ay. Yazın buralar bir sıcak oluyor ki.
Dayanabilecek misin bakalım? Hanım evladı değilim ben. Sen beni fabrikadayken görecektin. Ama tabii köy yeri daha sıcaktır. Merak etme, Ramazan Efendi fazla gomaz sen çiftlikte. Ramazan Efendi de kim? Kim mi? Kız. İnsan nişanlısını bilmez mi? Olmaz olsun öyle nişanlı. Soytarının teki. Sen geçinmeye gönlün yok mu? Yok tabii. İnsan ona koca mı der be? Bir tokat da yıkarım ben onu. Gülüyorsun ama sen olsan atın yerine eşeği bağlar mıydın? Bağlamam bacım. Ya sen ne bakıyorsun Ramazan'a? Dayısı olmasa Ramazan olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii ya. Bu çiftlik tarlalar her şey dayısının. Dayısı yarın bir gün kolundan tutup atsa acınla ölür Ramazan. Haline bakmadan ne diye evlenmeye kalkıyor öyleyse? Canım, dayısının bir şey dediği yok. Hem tutup kolundan atmadı ya. Söz temsili. Yani ahrabanın götüsü mü olur? Yeğen sonuçta. Böyle yeğen düşman başına. Lan Ramazan, yemin ediyorum var ya, yolumuş tavuğa döndün oğlum ya. Olsun olsun, öyle de güzel. Abo, emme hoş geldin. Ben de kendime bakıyorum. Ramazan. Buyur amma. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bilmem ben mi? Allah razı olsun. Bugün yarın evleneceksin. Dünya evine gireceksin. He. Hani sözlerimden ters mana çıkarma. Nasıl yani amma? Avradının kulağını bük. Burada öyle şehirli gibi kısacık daracık fistanlarda dolaşmasın. Ha he. Dolaşamaz amma. Malum. Burası çiftlik yeri. Bir sürü erkek var. Irgatlar, ustalar. Bir de dayım var tabii. Emmi, sen ne demek istiyorsun? Yani huzursuz olur. Razı gelmez. İnsan hiç yeğenin avradına dolanır mı? Bak, senin avrat şehirli. Burada o kadar rahat edemez. Beni dinlersen, sen karını burada koma. Yarından tezi yok, şehirde bir ev bul. Düğün olunca alın da götür. Hem senin için rahat eder, hem de onun keyfi kaçmaz. Ama bak şimdi, bir yandan sen, bir yandan o Gülizar karısı. Yani sizin niyetiniz neyse açık açık söyleyin kardeşim. Yani siz de rahat edin, ben de rahat edeyim, öyle değil mi? Yok yavrum, evladım, yanlış anladın. Bura çiftlik yeri. Avradın öyle şehirli usulü dar, kısa fistanlarla dolaşırsa doğru olmaz. Yani günah olur. Sen göz zinasının günahını bilir misin? Göz ne? İyi emmi, iyi. Şehre gider orada yaşarız. Ama var ya, insana kurşun gibi laf sokuyorsun. Yani ben de insanım, ben de erkeğim. Ayıptır yani. Ya Ramazan... Bırak emmi ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sükût lütfen. Bugün burada milletvekili adaylarımız için fikir teatisinde bulunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Biz de yeni başlamıştık. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ama ben toplantı için gelmedim. Buyurun. İstifa dilekçem. Bunu kabul edemem. Sizden ricam, kararınızı serin kanlılıkla bir kez daha düşünmeniz. Teşkilat, benim gibi eski ve tecrübeli isimleri tasfiye ederken benden daha neyi düşünmemi bekliyorsunuz? Başkaları da hala eski yüzleri ve defalarca denenmiş isimleri aday gösterdiğimiz için şikayet ediyor.
Aday listeleri henüz kesinleşmiş değil. Bu nedenle sizden istifa kararınızı bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. Lütfen. Kararım katidir Sayın Başkan. Ve bu kararı içim kan ağlayarak aldığımı bilmenizi isterim. Teşekkürler. İşte bu kadar. Şunu öğren de gel Habib. Allah Allah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Abdül, bir çay ver hele. Geliyor. Yılmaz. Var mısın bir ele kardeş, ha? Hiç tadım yok be Habib. Niye be, ne oldu? Hiç öyle işte. Ne oldu şu sizin iş Yılmaz? Hangi iş, Celalem mi? Koyunlarımızı Muzaffer Bey zehirledi diyordunuz ya babanla. Hala baban mahkeme açmadı mı? Açsak ne olacak ki? Belli mi olur? Düşmez kalkmaz bir Allah. Vallahi o Muzaffer'in şerrinden bizi ancak Demokrat Parti kurtarır emmi. Hele şu seçimi bir kazanak. Biliyorum ben yapacağımı. Allah o günleri bir göstersin de. Seçimlerden sonra köyden sürüp atalım o Muzaffer'i. Sürek. Ama o çiftliğini yakıp ağzını burnunu dağıtalım önce, he? Ayıp be kardeşim, ayıp ya. Ne kötülük yaptı bu CHP size bu kadar? CHP değil. Muzaffer yaptı kötülüğü. Topraklarımızın üstüne konup bizi de ırgat etti kendine. Doğru kardeş. Hele durun bakalım, heveslenmeyin. Niye emmi? Muzaffer Bey demişler ona. Demokrat Parti kazansa bile o bir kolayını bulur, başımıza çöreklenir. Hangi parti geçerse geçsin başa. Bana attığı tokadın hesabını yüz misliyle sormazsam bana da Yılmaz demesinler. Geldin geleli ağzını bıçak açmıyor. Canım sıkılıyor be kabak. Neye sıkkın? Kızı da aldın işte. Bize de iş düşecek. Ne gibi? Yanlış anlama. Nikah işi demek istedim. Kabak. He. Benim dayım adı namussuz herifin teki değil, değil mi? Hoppala. Nereden icap etti? Hiç. Yasin ağa diyor ki. Ne diyor? Evlenince burada kalmayın diyor. Şehirde ev tutun. Bu kız şehirli kız diyor. Çiftliğe alışmaz diyor. Ama ben onun asıl derdini biliyorum. Neymiş? Kız dayımın gözünün önünde olsun istemiyor. Dayım kıza dolanır diye korkuyor o. Hiç olur böyle şey. Sen gönlünü ferah tut. Dayın adi namussuz herifin biri değil. Ben hep söylerim. Dayın pireyi bile sektirtmez ama... Yani yeğeninin avradına... Hiç olur mu canım? Belli kabak. Sana yemin ediyorum ben de aynı kanaatteyim. Hem kız razı gelir mi böyle bir şeye? Yani kızın başından nikah geçecek, öyle değil mi? Ha? Hayatta olmaz, ben biliyorum. Olmaz. Afiyet olsun. Ne oldu, beğenmedin mi? Yok, ondan değil. Ya neden? Başım ağrıyor. Ağrır tabii. Geldiğinden beri bir lokma bir şey yemedin. Açlıktan öleceksin kızım. Keşke ölsem.
12 o. Hiç. Nasıl hiç? İçinde olmuş besbelli kızım. Anlat bakayım. Hı? Benim bir sevdiğim vardı. Kemal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.